Selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya ve çiftliğimize akşam yemlemesi için çiftlikteyiz. Hayvanların içerisindeyiz. Her zamanki gibi ilk olarak hayvanların içine girdik. İlk önce bir kontrol yaptık. Hasta var mı? Sakat var mı? Şimdi yemlemeye geçeceğiz. Besinin artık 4. ayındayız arkadaşlar. Hayvanlar yaklaşık 9 kilogram kesif yem tüketiyorlar. Bunun yanında tabii kaba yemler de tüketiliyor. Şu anda yem yapıyoruz. Hayvanların önündeki yem görmüş olduğunuz gibi bitmek üzere. Bazılarının önündeki yem bitmiş, bazılarının önündeki yem duruyor. Her 12 saatte bir yemleme yapıyoruz arkadaşlar. Havanın şu anda gündüz olduğuna bakmayın. Hani diyebilirsiniz bu saatte yem mi yapılır? Neden bu kadar erken yem veriyorsunuz arkadaşlar? Sabah 4.30'da yem vermeye başlıyoruz biz. Her 12 saatte bir yem verdiğimiz için de şu anda saat 4-4.30 arası. Yani şu anda tam üzerinden 12 saat geçmiş durumda. Tam 12 saat oldu diyebiliriz. Dışarıda yem tarama makinemiz çalışıyor. İçine ürünleri koyduk. Kaba yem ve kesif yemleri koyduk. Makine şu anda karıyor. Hazır olduktan sonra hayvanların önüne sunacağız. Besinin artık 4. ayındayız arkadaşlar dedik. 9 kilogram yem tüketiyorlar. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Yemden kaynaklı herhangi bir sıkıntı yok. Ayak patlaması olsun, şişme olsun, mide rahatsızlıkları olsun, herhangi bir sıkıntımız yok çok şükür. Bu kesif yemin içerisinde ne var arkadaşlar? Sunar bezi geliştirme palet kullanıyoruz. Gayet memnunuz. Arpa yerine mısır fleke kullanıyoruz. Fleke grupları mısırda olsun, arpada olsun son yıllarda artık daha çok kullanılmaya başladı. Daha çok tercih ediliyor ve daha çok üretiliyor. Neden arpa kullanmıyoruz, mısır kullanıyoruz peki? Arkadaşlar mısırın sindirilebilirlik oranı arpadan daha yüksek olduğu için hayvan mısırdan daha fazla faydalanıyor ve daha iyi tüketiyor onu. Daha iyi sindirebildiği için de daha fazla kilo alıyor. Peki fleke nedir arkadaşlar? Kısaca ondan bir bahsedelim. Fleke aslında, yani mısır fleke de var, arpa fleke de var biliyorsunuz. Fleke nedir? Herhangi bir ham maddenin, bu arpa olsun mısır olsun, buharla pişirilerek, arpa olsun mısır olsun, bu ürünler buharla pişirilerek daha sonra silindirle eziliyor ve paketleniyor. Kuruduktan sonra paketleniyor. Buna da fleke diyoruz arkadaşlar. Fleke grupları. Biz şu anda arpa fleke değil, mısır fleke kullanıyoruz. İlerleyen dönemde tekrar arpa ezmesine geçeceğiz. Ama mısır flekeyi bırakmayacağız. Aynı anda hem mısır fleke hem arpa kullanmayı düşünüyoruz. Bakalım, şu anda sadece mısır fleke kullanıyoruz. İlerleyen dönemlerde onun da planlamasını yapacağız. Şimdi bir yem tarama makinesinin yanına doğru gidelim, bakalım yem ne durumda. Massey Ferguson 5711, Özkan kepçeleri. Bunlar büyük işlerimizi yapıyoruz. Kepçe işlerinde kullanıyoruz. Deutzler 4055. Bunu da daha çok yem karmada, yazın ot biçmede, yonca biçmede, ot toplamada, balle yapmada kullanıyoruz. Aslında bu tür yerlere, bu tür çiftliklere bence bir 200'lük, 135'lik küçük traktörler de lazım. Makine karıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Vallahi makineler olmasa hayvancının işi yaş. Çok zor işler vallahi. Bu yemi elle karmak gerçekten büyük bir eziyet olurdu. Kaba yem olarak arkadaşlar saman, yonca, fiyotu, mısır sılacı, küspe kullanıyoruz, pancar posası. Kaba yemin yaklaşık %70'ini üretebiliyorum. Kalan %30'luk kısım sadece saman. Hani saman üretiyoruz ama samanı yetiremiyoruz. Saman çünkü daha az çıkıyor diğer ürünlere göre. Bakalım ilerleyen zamanlarda
İnşallah kaba yemin %100'ünü de üretiriz. Hem tarlayla uğraşmak, araziye gitmek, hem de gelip burada hayvanlarla ilgilenmek her gün. Tabii ki beni biraz yoruyor ama gençliğimiz var. Allah sağlık verdikçe inşallah üretmeye devam edeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Niyetimiz o yönde. Yemimiz hazır arkadaşlar. Hayvanların önüne şu anda dökülüyor yem. Bağlı hayvanlarda dikkat etmemiz gereken bir unsur var. Yem dağıtıldığında bu hayvanların hepsi yeme saldırması gerekiyor. Çünkü bunlarda bir psikoloji var arkadaşlar. Yanındaki arkadaşı eğer o yemi yemezse kendi yemini yedikten sonra bu sefer diğerinin yemine saldırıyor. Ve hepsi de böyle bir düşünceye sahip olduğu için yem dağıtılır dağıtılmaz hemen mideye indirmeye çalışıyorlar. Bağlı hayvanlar bu şekilde. Yani eğer bağlı şekilde bağlı sistem yapıyorsanız buna dikkat edin. Yem dağıtıldığında hayvanların yeme gelmesi lazım. Hayvanların hepsi yem yemesi lazım. Eğer içlerinden birisi yem yemiyorsa orada bir sıkıntı var demektir. Orada bir problem var demektir. Hemen müdahale etmeliyiz. Ama açık besiye geldiğimizde öyle bir durum söz konusu değil. Bir tanesi yem yiyebilir, öbürü yemez. Can ne zaman isterse gelir, o zaman yemini yer. Hani biri yiyor, biri yemiyor. Bu yemeyene ben gideyim, ilaç yapayım hemen, vitamin yapayım, işte iştah açıcı yapayım. Kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. O hayvanla takip edeceksiniz. Hani ne zaman yeme gelecek? Ahırdan hemen çıkmayın. Bir bakın o hayvanla yeme gelecek mi, gelmeyecek mi? Hani bazılar zaten şu anda dışarıda yem yiyorlar. Hani geviş getirenler şu anda yem yiyorlar. Dediğim gibi bazıları geldi, bazıları gelmedi. Şu anda dışarıda yatıyor görmüş olduğunuz gibi. Geviş getiriyor. Bu zaten şu anda kendi yemini yiyor arkadaşlar. Sabahta atılan yemdeki yemi yedi, midesine indirdi. Öğlen geldi yemi yedi. Midesine indirdi ve şu anda midesinden tekrar dışarı çıkarıp tekrar sindiriyor arkadaşlar. Yani o hayvanın herhangi bir sıkıntısı yok. O hayvanı kaldırayım hemen, gideyim kaldırayım, hemen gelsin yem yesin, rahatsız, işte vitaminsiz, işte aşıcı yapayım, öyle bir şey söz konusu değil. Yanlış tedavi uygularsanız da hayvanlara zarar verebilirsiniz. O yüzden bilinçli bir şekilde bu işi yapmaya çalışın. Açık besi bence daha iyi. Ne zaman isterlerse o zaman gelip yemlerini yiyorlar, sularını içiyorlar. Bağlı hayvanlarda dediğim gibi yem yemeleri lazım. Eğer yemiyorsa bir sıkıntı vardır arkadaşlar. Hemen bir bakmak lazım, göz atmak lazım. Birinci grubun yemini hazırladık ve dağıttık arkadaşlar. Şu anda ikinci grubun yemi yapılıyor. Birazdan oraya doğru da bir gidelim. Şöyle bir şeye değinmek istiyorum. Sabırlı olun, aceleci olmayın arkadaşlar. Hani dedim ya, yemi dağıtıl dağıtmaz, hayvanlar yeme saldırmalı. Ama saldırmıyorsa da bir sıkıntı var demektir dedim. Hayvanlar yeme küsebilir. Böyle bir durum söz konusu. Bazılarının ağrısı olabilir, sancısı olabilir. Birkaç dakika bekleyin, bir gözetin. Yeme gelmiyorsa ondan sonra bir uygulama yapmanızı tavsiye ederim. Yanlış uygulamalar yapmayın. Hani hayvana faydası olmayan işler yapmayın. Sonuçta ilaçlar da para arkadaşlar. İkinci grubun yemi de hazır. Şu anda onları da dağıtıyoruz. Burası da açık besi bildiğiniz gibi. Elektriklerinden yapmış olduğumuz ahır. Burada da anguslar var. İthal hayvanlarım. Bu sene çiftliğimizin çoğu ithal hayvanlardan oluşuyor. Memnunuz. Gelişimleri güzel. Bakalım kesim zamanında
inşallah daha da memnun kalırız. Şu anda gelişimleri güzel görünüyor. Herhangi bir sıkıntıları yok gibi. Bakalım nasıl bir randıman verecekler. Bu hayvanları anlamayan biri gelsin baksın, biten olduğunu anlamazlar gerçekten. Büyüdükçe daha çok bizim hayvanlara benzemeye başladılar. Anlamayan biri olsa gerçekten ayıramaz. O kadar artık çok benzemeye başladılar. İşlerinde birkaç tanesi tabii kendini daha çok belli ediyor ama çoğunluğa baktığımız zaman artık bizim yerli hayvanlara, simentallere, siyah akbaşlara benzemeye başlamışlar. Açık bestekinlerin çoğu da yeme gelmeye başlamış. Az önce dedim ya, hemen hayvanların içinden çıkmayın. Bir gözetleyin onları da, hani yeme gelecekler mi, gelmeyecekler mi? Onlar da artık yavaş yavaş yeme gelmeye başlamışlar. Bağlı hayvanlar hala yemlerini yiyorlar. Bazıları durmuş, bazıları yiyorlar. Akşam yemini çok erken veriyorsun diyenler için tekrar bir hatırlatma yapalım. Arkadaşlar, havanın aydınlık olduğuna aldanmayalım lütfen. Arkadaşlar, hava aydınlık olabilir ama biz yemlemeleri yine 12 saatte bir yapıyoruz. Sabah yemini sabah 4-4.30 arasında verdiğimiz için akşam yemin de yine akşam saat 4-4.30 arasında veriyoruz. Bu saatleri tabii ki yaza doğru gittikçe değiştiriyoruz arkadaşlar. Yazları genellikle sabah 6'da yemlerini veriyoruz. Akşamları da akşam 6'da yemlerini veriyoruz. Şu andaki yemleme saatlerimiz bu şekilde. Şimdi bu yemleme üstünde çok durdum. Yemleme konusu hakkında çok durdum. Videoyu başlattığımdan beri yemleme. Şimdi bazılarınız diyeceksiniz ki tamam anladık ya. Hayvanlara yem verdin. Tamam anladık diyeceksiniz ama arkadaşlar, yemleme konusu gerçekten çok önemli. O yüzden çok üstünde durdum. Hayvanlara yem yediremezseniz bildiğiniz gibi kilo alamazlar. Bunun için de dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bir hayvanı bir gün fark etmezsin yem yemediğini, iki gün fark etmezsin yem yemediğini. Bu yemi sen sonuçta bedava yapmıyorsun. Bunun hepsi bir maliyet sonuçta. Orasını geçtim. Bir hayvan bir gün, iki gün yem yemediği zaman o 2 hafta boyunca, 3 hafta yediği yemin, belki de 1 ay boyunca yediği yemin hepsi boşa gitmiş olacak. Yani 2 gün yem yemedi diye sen 2 gün zararda değilsin. Sen 1 ay zarardasın neredeyse. Öyle düşüneceksin. O tekrar onun toparlanması, kullanacağı ilaçlar, bunlar çok önemli. Tabi bir de yemlemeyi yaparken kullanacağın ürünlerin de bunda çok önemi var. Hayvan yemi yemesi için veya yememesi için. İçerisinde küf olabilir, buz olabilir, ip olabilir. Hayvan bu ipi yemiş olabilir, tel olabilir. Bu hayvan bu teli yemiş olabilir. Yemliklerin her gün süpürülmesi gerekiyor, temizlenmesi gerekiyor. Artık yem verilmemesi gerekiyor. Sen bu hayvana dünkü yem verirsen bu hayvan yem yemeyecek. Sen tekrar üstüne dökeceksin. Evvelsi günden kalan yemin üstünde bugün tekrar yem dökeceksin. O hayvan yemi yer mi? Yemez. Yani biz insanlar bile bir önceki günün yemeğini yemiyoruz artık. Hayvan niye yesin ki? O da yemek istemiyor tabii ki. İçinden gelmiyor. Bakın şurada ufak bir yem kalmış. Sabahın yeminden artmış. Onu hemen ayırdık. Hayvanlar taze yem yesin diye. Arkadaşlar, bu yemleme konusunu da uzattık biraz ama dediğim gibi önemli bir konu. Bugünlük de işimizin sonuna geldik. Ben biraz da işlerinde gezmeye devam edeceğim ama bu videoyu bitirelim artık. Çok da uzun olmasın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Takipte kalın. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.